Ordu henüz görülmemiş yeşil mavi bir rüyanın adıdır. Doğu Karadeniz'in giriş kapısı olan ilimiz, eteklerine başını koyduğu seyir terası Boztepe ile Masal Prensesi kadar güzel ve etkileyicidir. Yeşilin 7 tonu ile süslü doğanın yanı başına mavi bir çarşaf misali uzanan Karadeniz'le birlikte ezeli dostluğun çarpıcı bir simgesidir Ordu. Bir başkadır Yoroz'dan Ordu'yu seyretmenin tadı. Hele ki gün batımında yaz güneşi denizin kızıl ufkundan yavaş yavaş veda ederken bir yaz gününe. Şehrin ışıkları Ağustos böceklerini kıskandırırcasına kıpır kıpır oynaşmaya durur. Mor mavisi Karadeniz'in gizem kokulu ılık akşamlarında. Ordu'nun başına kondurulmuş yeşil bir taç gibidir Boztepe. Şehir merkezine 6 kilometrelik asfalt yolla bağlı olan Boztepe, 560 metre yüksekliğiyle doğa cenneti ilimizin simgesidir. Uzun yıllardan beri Ordu turizmi için çok özel bir gayret gösteren Valimiz Sayın Kemal Yazıcıoğlu'nun girişimleriyle yapılan bir lokanta, kamelyalar, oturma grupları, çocuk oyun parkları ve diğer unsurları ile Boztepe, çağdaş bir turizm merkezi olarak on binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Adına nice türküler yakılan Boztepe, Karadeniz'i, Alpleri andıran yüce dağları, derin vadileri ve şehir merkezini doyasıya seyretme zevkini tattıran konumu ile ayrı bir özellik arz eder. 1883 yangını ile büyük zarar gören kent merkezinin modern şehir planını 120 sene önce hazırlatan zamanın belediye başkanı merhum Süleyman Felek ve Türkiye'de köyde Güzel Ordu adı ile ilk gazeteyi çıkaran merhum Bilal Köy'den Ordulu'nun gönül dünyasındaki büyüklerden sadece ikisidir. Ordu bir tutkudur. Yeşille mavinin dansı hiç bitmez burada. Bu nedenle Ordu'da yaşamak bir çeşit ayrıcalıktır. Bugünkü Ordu'nun 250 yıllık bir geçmişi vardır. 18. yüzyılın ikinci yarısında Güzelyalı mevkiinde kurulan kentimiz zaman içinde sürekli gelişerek günümüzdeki modern ve çağdaş görünümüne kavuşmuştur. Rivayetlere göre ilimizin ilk kurulduğu yer M.Ö. 4. yüzyılda şimdiki Balıktaşı ile Kiraz Limanı mezarlığının bulunduğu alandır. Fakat bu alan üzerinde herhangi bir antik buluntu yoktur. Bir Türk boyu olduğu söylenen Kotların inşa ettiği Kotyora, Bozukkale, asırlarca deniz ticareti yapanların mal alıp satmak için uğradığı bir küçük kale olarak kullanılmıştır. Ordu'nun ilk bilinen kuruluş yeri bugünkü eski pazardır. 14. yüzyılda bir Türk beyliği olan Hacı Emiroğulları tarafından sahil kasabası olarak kurulan Ordu, o günlerden beri aynı adla bilinmekte ve kullanılmaktadır. Zaten Ordu, öz Türkçe bir kelime olup saray, başşehir, sahil şehri demektir. Eski pazar cami, portali hariç tamamen değişime uğramıştır. Hamamlar ise 15 ve 18. asırlardan kalmadır. Mezarlık ise yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olup hala kullanılmaktadır. Boztepe eteklerinde Zaferi Milli, Taşbaşı, Selimiye, Aziziye ve Saray mahalleleri şehrin geçmişini günümüze taşıyan sivil mimari eserleriyle nostaljik bir görünüm arz eder. Sözün özü, Ordu her noktadan ayrı bir rüya gibi seyredenleri kendisine çeker. İlimiz Kabadüz ilçesine bağlı Yokuşdibi beldesi, etrafı ile birlikte nefis bir tatil, dinlenme ve gezi alanıdır. Çambaşı Yaylası istikametinde bulunan en güzel doğal alanlarımızdan biri de Yokuşbaşı'dır. Gözün ulaşabildiği her nokta bir başka güzellik sunar.
Çambaşı Yaylası'nın en hoş manzaralı obalarından biridir Turnalık Obası. Ramazan hilalini andıran cam ormanları, bol oksijeni, temiz ve buz gibi sularıyla Turnalık Obası, stresten bunalan çağımızın yorgun insanı için ideal bir tatil ve dinlenme yeri olarak dikkati çeker. Ayrıca trekking yani orman içi gezi ve yürüyüşler için bu civar olabildiğince uygundur. Çambaşı Yaylası'nın en hoş manzaralı obalarından biri de Taşbaşı Obası'dır. Bütün obalar panoramiktir. Fakat burası bir başka güzeldir. Toplaması ayrı bir zevk olan orman tırmıtı pek lezzetli olur. İlimizin en yüksek tepelerinden olan Seyit Tepesi'nden Ordu dahil en uzak noktaları temaşa etmek için 1800 rakımlı zirveye çıkmaya değer. Tek mezar, yeşilin en tatlı tonlarıyla süslü geniş ve derin ormanlarıyla Çambaşı'nın en önemli orman içi gezi ve piknik alanıdır. 2000 yıllık yerleşim alanı olan Çambaşı, ülkemizin en geniş ve obaları en fazla olan yaylası olup turizm merkezidir. Geçen yüzyılda yaz ayları boyunca Ordu kazasının 25 yıl kadar kaymakamlık merkezi olan Çambaşı, dünyada gazete çıkarılan ilk ve tek yayla kasabasıdır. Modern bir restoran ve otelin bulunduğu kasaba merkezinde her türlü günübirlik ihtiyaç karşılanmaktadır. 3095 metre rakımlı muhteşem Karagöl Dağı'nı buradan seyretmenin zevki tarif edilemez. Erdaş Obası Alabalık Çiftliği, yaylaya gelenlerin mutlaka uğradıkları bir yeme içme ve dinlenme yeridir. İsteyenler burada çadır kampında kalabilirler. Geniş meralara sere serpe dağılan koyun sürüleri yaylalara ayrı ve otantik bir görünüm verir. Bahar aylarında yaylaya çıkanlar Eylül'de Cani'ye dönerler. Yaylaya çıkmak da dönmek de uzun ve zahmetli olmakla birlikte oldukça keyiflidir. Karagöl eteklerinden Çambaşı bir rüya gibidir. Sis denizinin örtüğü uçsuz bucaksız yayla arazileri sanki beyaz bir düşün somutlaşmış manzarasıdır. Karagöl Dağı'nın zirvesi. Buradaki göllerden biri buz gibi suyu ve muhteşem manzarası ile doğrusu sırf bu gölü görmek için bile tırmanmaya değer. Ordu yöresinde birçok göl vardır. Gökgöl, Çermik, Mesudiye Ulugöl, Gaga Gölü, Sülük Gölü, Gölköy Ulugöl gibi. Bu göllerin en ünlüleri Fatsa'daki Gaga Gölü ile Gölköy'deki Ulugöl'dür. Gaga Gölü Fatsa'ya 10 kilometre kadar olup Aybastı yolu üzerindedir. Gelip geçenlerin görmeleri gereken güzelliğe sahiptir. Ortasında batık bir kilise kalıntısının olduğu rivayet edilir. Etrafını çevreleyen fındık bahçeleriyle birlikte natural bir tablo olarak büyük ilgi çeker. Gölköy ilçemizin 17 kilometre batısında kayın ormanlarının içinde yer alan Ulugöl, ilimizin en görkemli, en büyük gölüdür. 85 metre derinliğindeki bu krater gölümüz, 4 çeşit balığı ile de ayrı bir özelliğe sahiptir. Suyu berraktır. Gölde balık tutma, sandal gezisi, yüzme gibi doğa sporları yapılabilir. Bugüne kadar kirliliğe maruz kalmamış olması göl turizmimiz adına büyük bir şanstır. Peri kızı gibi masmavi bir yüze sahip olan Ulugöl, Başbakanlık Özel Çevre Koruma Vakfı'nın koruması altındadır. Ulubey'e 9 kilometre mesafede Kardeşler Köyü'ndeki Küpkaya Kanyonu küçük olmakla beraber ilimizin en güzel kanyonudur. İlginç kayatik oluşumları ile bu kanyonu görenler tekrar tekrar görmek için buraya gelmektedirler.
Doğanın içinde dinlenmek isteyenler için ilimizin birçok yerinde piknik ve mesire yeri bulunur. Akkuş Kertil Orman İçi dinlenme yeri bunlardan biridir. İlçe merkezine 1 kilometredir. Kayın Karoluğu'nda gönlünüzce eğlenebilir, yiyip içebilirsiniz. Eğer bir şelale sesi eşliğinde dinlenmek, gönlünüzce yiyip içmek istiyorsanız size Pösküden mesire yerini öneririz. Burası Kumru ilçe merkezine 5 kilometredir. Ünye ilçemizdeki Çınar Suyu Tatil Kompleksini modern tesisleriyle deniz kenarında tatil yapacaklara özellikle tavsiye ederiz. Adını bulunduğu köye veren Şahin Kaya, heybetli görünümüyle Ulubey'in önemli kayatik oluşumlarındandır. Burası aynı zamanda antik dönemden kalma tarihi bir kaledir. Karaca Çiftliği, doğal milli park alanı olarak müstesna bir yere sahiptir. Akkuş Tifi Çayı civarında bulunan Karaca Çiftliği, görülmeye değer son derece güzel bir doğal köşemizdir. Şirin ilçelerimizden İkizce, otantik görünümü ve hemen yakınındaki şelalesiyle doğallığın simgesidir. Vadi yürüyüşü yapmak isteyenlerin mutlaka tercih edecekleri Bolaman Vadisi, Çatalpınar ilçesi sınırları içinden en derin görünümünü kazanıyor. Bolaman Vadisi, yakınından geçtiği Kabataş ilçemize de ayrı bir doğal unsur olarak renk katmaktadır. Ordu'nun en büyük ve en ünlü yaylalarından biri de Akkuş Argan Yaylası'dır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayla turizm merkezi olarak ilan edilen Argan Yaylası, değişik obaları ve güzel doğası ile yakın gelecekte turizmdeki önemli yerini alacaktır. Ulubey-Gürgentepe yolunun 8. kilometresinde görenleri hayran bırakan Sayacabaşı Milli Parkı, gezi, dinlenme ve temaşa alanı olarak ilimizin en tanınmış mesire yeridir. Lokantası, moteli, çocuk oyun alanları ve diğer unsurlarıyla önemli bir turistik mekandır Sayacabaşı. Suyu ve havası son derece temizdir, şifalıdır. Yakında açılacak olan teleskop evi de buraya apayrı bir cazibe kazandıracaktır. Ordu'nun dereleri meşhurdur. Derelerimiz kadar büyük akarsularımız da vardır. Bunlardan biri Saraycık beldesinden de geçen Turna Suyu'dur. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce düzenlenen ve çok büyük ilgi gören vadi yürüyüşü Turna Suyu'nu sanırız anlatmaya yeter. Gölköy ilçemiz doğal güzellikleri itibariyle oldukça çeşitli olduğu kadar yaylaları bakımından da çok zengindir. Keşalan Yaylası bunların başında gelir. Keşalan'da ne tarafa baksanız gözünüz yeşilin okşayıcı tonlarıyla adeta bayram eder. Jip safari, at safari, foto safari, dağ bisikleti, trekking gibi doğa sporu ve etkinlikleri için oldukça elverişli olan Keşalan Yaylası, aynı zamanda sayısız çiçek türleri ile de bir flora cennetidir. Gölköy'ün çok panoramik olup da pek bilinmeyen yaylalarından biri, Mesudiye'nin Akkırık Köyü'nün tepelerinde sınır teşkil eden Ericek Yaylası ile bir hayli yükseklerde bulunan 1600 rakımlı Taşlı Çukur Yaylası'dır. Hemen bütün yaylalar gibi zaman zaman sis dalgalarıyla doyulmaz bir manzara arz eder bu yaylalar. Ordu topraklarında sayısız şelaleler bulunur. Ulubey'in Otamış köyünde bulunan bu nazlı şelale 22 metrelik yüksekliğiyle en yüksek şelalemizdir. Çiseli Şelalesi. Menderes'lerin birleşerek oluşturduğu Çiseli Şelalesi Aybastı Perşembe Yaylası'ndadır. Zaten Perşembe Yaylası'na çıkıp da bu doğa harikası şelaleyi görmeyen yok gibidir. Şehir merkezine 25 kilometre uzaklıktadır Kurşunçal Şelalesi.
adını içinden geçtiği Kurşunçal ormanlarından alır. Ünlü Sayacabaşı piknik yerine de yakın olması sebebiyle doğa severlerce özellikle tercih edilen şelalelerimizdendir. Korgan Yaylası ilimizin en büyük yaylalarından biridir. Korgan merkezine 25 kilometre kadardır. Bahar aylarından itibaren yaylayı süsleyen sarı ve mor orman güllerini seyretmek için Korgan Yaylası'na çıkmak gerekir. Korgan Yaylası her yıl Haziran ayı içinde büyük şenliklere sahne olur. Korgan topraklarında ilginç doğal köşeler vardır. Bunların en göz alıcı olanlarından biridir İteniçi Mesire Yeri. Temiz havası ve sükunetiyle İteniçi, Korgan'a gidenler için görülmesi gereken orman içi piknik mekanıdır. Fatsa ilçe merkezindeki Çamlık mevki çok güzel mesire mekanıdır. Sahilde olması ona ayrı bir cazibe kazandırmaktadır. Atatürk Parkı da Fatsa'mızın en güzel köşelerindendir. Buradaki yüzlerce yıllık ulu çınarlar parkı çok daha özellikli kılmaktadır. Gözün uzanabildiği her nokta bir başka ilgi ve merak uyandırır Kumru'ya bağlı Düzoba Yaylası'nda. Düzoba her yıl yapılan görkemli şenlikleriyle ünlüdür. Düzoba'nın hemen bitişiğindeki Sarı Çiçek Yaylası özellikle yayla çiçekleri, tırmıtı, böğürtleni ve suları ile gezilmesi gereken doğal unsurlarla öne çıkar. Eğer otantik bir oba evi görmek, koyun kırkmak, süt sağmak, atla yayla kırlarında gezinti yapmak isterseniz Sarı Çiçek Yaylası'na, Düzoba'ya çıkmayı göze almalısınız. Ordu sahilleri birbirinden manzaralı kıyı görünümleriyle ünlüdür. Bu kıyılarımızdan biri belki de en göz alıcısı Yasonburnu Yarımadası'dır. Yasonburnu aynı zamanda üzerindeki tarihi kiliseyle birlikte gözde bir turizm merkezimizdir. Perşembe'nin 25 kilometre batısında yer alan Yasonburnu, Ordu-Samsun Devlet Karayolu üzerindedir. Yazın güneşin doğuş ve batış anlarının çıplak gözle seyredilebildiği nefis bir yarımadadır. Bu kıyılarda 3000 senelik balık havuzları bulunur. Bir zamanlar yörede yaşayan Rumlar tarafından 1868'de yapılan Yasonburnu Kilisesi, Valimiz Sayın Kemal Yazıcıoğlu'nun çok yoğun gayretleriyle aslına uygun biçimde onarılmıştır. Yasonburnu bilinmeyen zamanlarda Yunanlı Argonotların uğradığı 3. yüzyıldan itibaren Hristiyanların Işıklar Bayramı'nı yaptığı Altın Post efsanesinin geçtiği gizemli, mitolojik bir yöredir. Yasonburnu güneşin suda yüzdüğü yerdir. Bolaman Perşembe arasındaki kıyılarımız su altı ve su üstü sporları için oldukça elverişlidir. Bu kıyılarda tekne turu yapmanın keyfi ise ancak yaşanırsa anlaşılabilir. Mersin Balıkçı Barınağı, doğal bir koy olan Hoynat civarı ve adası, şirinliğiyle görenlerin beğenisini çeken Yalıköy sahilleri, bir seher rüyasını andıran Belice Su, su altı mağaraları ile kendine özel bir köşemiz olan Bolaman kıyıları, ilimizin turizmi için büyük bir gelecek vaat etmektedir. Fatsa'ya 11 kilometre asfalt yolla bağlanan Ilıca Belde merkezindeki Sarmaşık Kaplıcaları ilimizin tek termal turizm mekanıdır. İl özel idaresine ait kaplıcalar birçok hastalığa şifa kaynağı olmaktadır. Sarmaşık Kaplıca işletmesi bünyesinde otel, restoran ve park bulunmaktadır. Mesudiye bütün yöreleriyle bir tarih ve tabiat hazinesidir. Her köşesinde ayrı bir tarih, ayrı bir doğa unsuru mevcuttur. Keyfalan Yaylası'na giderken karşılaşılan bu geniş çam ormanlarının insanı nasıl etkilediğini ancak oraya gidenler anlayabilirler.
ilimizin en geniş alanına sahip olan Mesudiye ilçemiz sınırları içinde çok sayıda yayla bulunmaktadır. Bu yaylalarımızdan biri de Keyfalan Yaylası'dır. Bu panoramik yaylamızın pek bilinmeyen özelliğinden söz edelim. Havası ve suyu tek kelimeyle şifa kaynağıdır. 5-6 çeşit hastalıkla buraya gelenlerin en geç 4 hafta içinde bir hayli iyileşerek döndükleri tecrübelerle bilinmektedir. Türk insanının yayla geleneklerini elan sürdürdüğü o otantik, o buram buram Anadolu havası kokan obalarıyla yerli ve yabancı turistleri bir mıknatıs gibi kendine çekecek derecede sahicidir, doğaldır. Mesela Zile Obası. Çambaşı Mesudiye yolunda bulunan bu oba, her şeyiyle 200 yıl öncesinin nostaljik panoraması olarak görenlerin hayranlığını çekiyor. Topçam ormanları, Mesudiye ve tüm ordunun en geniş, en derin ormanlarına sahiptir. Bu ormanlarımızda ömrünü tamamlamış çamlar kesilir ve kamyonlara yüklenerek orman ürünleri sanayinde kullanılmak üzere taşınır. Çiçek, av ve yaban turizmi bakımından Topçam ve diğer ormanlar ilimiz adına büyük bir potansiyel olarak ilgi beklemektedir. Melet Çayı, ilimizin en uzun ve en büyük akarsuyudur. Vadi içinde çok ilginç doğal unsurlar bulunur. Bu civardaki çiçek ve bitki zenginliği Mesudiye'yi öne çıkartmaktadır. Birkaç ay sonra açılacak olan Topçam Barajı ve tarihi Ordu-Mesudiye Dereyolu, yörenin ekonomik ve turistik kalkınmasını hızlandıracaktır. Aybastı zengin doğal unsurlarıyla öne çıkar. Bunların en ünlüsü, kuşkusuz ilçe merkezine 17 kilometre batıda olan Perşembe Yaylası'dır. Bu yaylamızın en ayrıcalıklı unsuru ise platoyu bir oya gibi süsleyen Menderesler'dir. Yaylanın çok değişik köşelerinde yüzyılların yayla geleneklerini yaşatan otantik obalarımız, gerçekten dünü yaşamak isteyenler için son derece ilginç mekanlardır. Karga Tepesi üzerine çıkanlar, yaylanın uçsuz bucaksızlığı karşısında adeta büyülenirler. Çeşit çeşit kuşların ayrı bir renk kattığı Perşembe Yaylası, her yıl Temmuz ayında düzenlenen oldukça görkemli şenliklerle binlerce insanı kendisine çeker. Kumru ilçemiz vadi içine kurulmuştur. Şehri ikiye bölen Elekçi Deresi doğayla birlikte güzel bir görünüm katar ilçeye. Kumrulu Erçal ailesinden İsmet Erçal'ın tasarımı ile yakın zaman önce yaptırılan bu Uygur Kültür Evi ve hemen yanı başındaki Kültür Sarayı'nın Kumru'ya modern bir görünüm kazandırdığını söyleyebiliriz. Uygur Evi mimarisinin ülkemizde bir benzerinin olmadığını bilhassa belirtelim. Ericek Yaylası, kendine özel tabii görünümüyle görenleri adeta büyüler. Her yıl Haziran'da Ericek'te düzenlenen en güzel nineler yarışması, dedeler güreşi gibi yarışma ve etkinliklerin bir benzeri daha ülkemizde yoktur. Yüzlerce yıllık bir geçmişi olan Ordu'da çok sayıda tarihi ve mimari değer taşıyan eser mevcuttur. Şehrimize nostaljik renk katan bu eserlerden bazıları şunlardır. Buharalı Şeyh Şakir Efendi Yatırı, 19. asır sonları ile 20. yüzyıl başlarında yaşamış olan Buharalı Şeyh Şakir Efendi, din alimi ve mürşit olarak büyük hizmetler yapmıştır.
1895'te Kadızade Hasan Efendi'nin yaptırdığı yalı, öteki adıyla da Aziziye Camii, minaresi ve minberinin kendine özgü mimarisi ile dikkati çeker. 240 senelik geçmişi olan Atik İbrahim Paşa, yani Orta Cami, bilhassa mihrabının mübalağalı süslemesiyle ünlüdür. Bir zamanlar Bülbül Deresi üzerinde 3 adet kemer köprü varmış. Günümüze bunlardan sadece biri gelebilmiştir. Bir çeşmeler kenti olan Ordu'da özellikle muhteşem kitabesiyle ayakta kalan Olukyanı Çeşmesi aziz bir ata hatırasıdır. Yüzlerce metrelik dehlizi ve ilginç sarnıcı ile Kurul Kalesi gereken tüm unsurları tamamlanmış, Türkiye ve dünya turizmine hizmete hazır hale getirilmiştir. Melet Vadisi'ni, Karadeniz'i, Ordu şehir merkezini, yüce yüce dağları, sözün özü bütün doğal güzellikleri buradan gönlünüzce seyredebilirsiniz. İlimizin en güzel sivil mimari örneklerindendir Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi. Ordu yöresinin sosyal ve folklorik kültürünün en nadide ürünleri burada sergilenir. Boztepe yolu üzerinde olan bu müzemiz, ülkemizin de sayılı etnografya müzelerindendir. 1860 tarihinde yapılan İsmet Paşa İlköğretim Okulu, 170 yıllık 4 katlı, muhteşem mimarili sarı konak, zamanın Trabzon valisi, hemşerimiz hazinedar Osman Paşa'nın yaptırdığı şadırvan, kültür salonu olarak hizmet gören 160 yıllık Taşbaşı Kilisesi, günümüzde tiyatro salonu olarak kullanılan Düz Mahalle Kilisesi, özel belgeli turistik işletme olarak hizmet veren tarihi ikiz evler, adını anmamız gereken diğer önemli eserlerdir. Hükümet Konağı yanında bulunan bu küçük cami, Karadeniz bölgesinde eşi olmayan kuş evi ile ünlüdür. Delikkaya köyünde bulunan kaya mezarları ise antik çağdan kalmadır. Bu gibi kaya mezarları birçok yerde bulunmaktadır. Ordu yöresinde bulunan en dikkat çekici kaya mezarı topluluğu, il merkezine 46 kilometre mesafede olan Gürgentepe'ye bağlı Tikenlice köyündeki kaya mezarlarıdır. Büyük bir kaya kütlesine yapılan 8 adet kaya mezarı, taş yontu sanatının en ilginç örnekleridir. Aybastı Perşembe Yaylası'ndaki bu tarihi mezarlık ve yanı başında bulunan Emir Kümbet Türbesi, 900 yıllık geçmişiyle önemli bir tarihi mekanımızdır. Sivil köy evleri mimarimizin enteresan örneklerini Mesudiye ilçemizin Çiftlik Sarıca ve Konacık köylerinde görebilirsiniz. Yüzyıllar ötesinden esintiler taşıyan bu evler, tarihe yolculuk yapmak isteyenler için sevindiricidir ki bugünlere kadar gelebilmiş. Ünye'den ayrılarak ilçe yapılan İkizce merkezdeki 450 senelik Ahşap Laleli Camii, merkeze hayli yakın olan Hacı Emiroğulları zamanından kalma Genç Ağa Kalesi, hiç tahrip olmamış görünümleriyle kültür ve tarih turizmini sevenler için özellikle tavsiye edilir. Ahşap camilerimizin biri de Çaybaşı ilçe merkezindeki Çayır Camisi'dir. Caminin kitabeli ve bitki motifleriyle süslü mermer çeşmesi 200 seneliktir. Civiloğlu Türbesi de tarihi eserlerdendir. Ünye'deki tarihi eser ve yerlerden bazıları şöyledir. Bakırcılar Çarşısı, Kiraztepe'de bulunan Şeyh Yunus Türbesi, toz koparan kaya mezarı, Saray Camii ve değişik görünümdeki hamamlar, Orta Yeni Camii, 500 yıllı Ulu Çınar ve Ünye Kilisesi. Ünye Kalesi'nin 2000 senelik geçmişi vardır. Üzerindeki kaya mezarları, sarnıçlar, dehlizler bulunur. Aynı zamanda harika bir doğal görünüşe sahip olup, temeşa için zirvesine çıkmaya değer. Ordu'nun en önemli tarihi unsurlarından biri de Bolaman Kalesi ve konaklarıdır.
Ordu-Samsun karayolu üzerinde denize doğru hafifçe sokulmuş olan burnun üzerindeki bu gözde konaklar, ilimiz kültür ve turizm açısından oldukça ilgi çekicidir. Sultan Abdülaziz dönemi eseri Yeni Pazar Camii ile antik dönemden kalma pek çok eski unsurun bulunduğu Cıngırt Kalesi, Fatsa ilçemizin tarihi değerlerindendir. Yüzlerce dönümlük alan üzerinde bulunan Cıngırt Kalesi'nin Farnakyalılar döneminden kaldığı tahmin edilmektedir. Araştırmalar göstermiştir ki arkeolojik unsurlar bakımından en zengin kale yerleşimi Cıngırt Kalesi'dir. Mesudiye, tarihsel olarak da önde gelen ilçelerimizdendir. Mesudiye Kilisesi, Merkez Camii, Hükümet Konağı, ilçe merkezinin belli başlı tarihi eserleridir. 14. yüzyılda Hacı Emiroğulları'nın başkenti olan Kaleköy Kalesi, harabeye dönmek üzere. Buradaki 650 senelik mezarlık ve 3 adet kümbet, ordunun çok eski ve önemli tarihsel unsurlarıdır. Gündoğdu Ahşap Camii, Samur Tümülüsü, Merkez Camii ve Kuşnefak Kaya Yerleşimi, Kumru'nun çeşitli tarihlerden kalma eserleri ve mekanları olarak dikkate değer eserlerdir. Ulubey ilçesi sınırları içinde bulunan Salih Derviş ve Şeyh Abdullah Türbeleri, tarihi değer taşımakla birlikte güzel mimarileriyle ilgi çekicidir. Sarpdere üzerindeki bu iki kemer köprü 19. asırdan kalma olup eski Ordu-Sivas kervan yolu üzerindedir. Gülyalı ilçemize bağlı Kestane köyündeki bu nefis kemer köprü ve biraz daha aşağıda bulunan diğer kemer köprü nefis tarihi unsurlarımızdandır. Kestane köyünde bulunan 100 yıllık tarihi taş camii, kesme taştan yapılma çeşmede Gülyalı ilçemizin kayda değer eserleridir. Henüz yapılan Ambarcılı köyündeki İmam Hüseyin Türbesi de mimari eser olarak anılmalıdır. Bu mermer kitabe Sarpdere Köprüsü için yazılmış ama zamanında köprüye yerleştirilmediği için 160 senedir bu camide muhafaza edilmektedir. Bu çeşme ise 1840'ta sarı kesme taştan yapılmıştır. Ordu'nun muhtelif yerlerinde bulunan çok sayıda kaleden biri de Gölköy Kalesi'dir. Artık tümüyle kaybolmaya yüz tutan bu kalenin İran kisrası Dara tarafından 2500 yıl önce yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Gölköy merkezde onarıma muhtaç durumda olan bu özel hamam, 52 basamaklı dehliz ve bir evi süsleyen tavan göbeği görülmeye değer kültür ve tarih hazinelerimizdendir. Çubuklu Kalesi, Ulubey'in Çubuklu köyündedir. Doğal bir kaledir. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Üzerinde bulunan kaya mezarları ile de ünlüdür. Şidlü Dede Türbesi ise Kabataş ilçemize bağlı Kuzköy'dedir. Yöreye ilk gelen Türklerin öncülerinden olan Şidlü Dede yapılan törenlerle hala büyük bir hürmetle anılmaktadır. Ordu, el sanatlarında çok özgün bir yere sahiptir. Geleneksel Türk el dokuma ve örme sanatı bütün canlılığı ile sürmektedir. Gölköy ilçesi Kozören Köyü bu manada çok enfes bir örnek olarak gösterilebilir. Kozörenli bayanlar kolan, dastar, kilim, heybe, eldiven, çorap gibi ev ve giyim eşyalarını göz kamaştırıcı bir incelikle üretmeye devam ediyorlar. El emeği, göz nuru birbirinden kıymetli bu nadide ürünler hediyelik eşya olarak meraklılarının beğenisine sunulmaktadır.
el becerileri alanında ilimiz çok önemli bir yere sahiptir. Fındık ışkını ve diğer ağaç ve taş malzemelerden çok kıymetli eserler üreten ustalarımız, Ordu yöresinde tarihten beri süre gelen Türk el sanatlarının günümüzdeki temsilcileridir. Binbir emek ve göz nuru ile hazırlanan bu estetik ürünlerimizi tanıtmak için gereken çalışmalar yapılmalıdır. Kültür turizmi bakımından bunun ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek bile yoktur. Ordu'da deniz kültürü olabildiğince yaygındır. Bir başka ifadeyle deniz yaşamın bir parçasıdır. Balıkçılıkla geçinen ailelerin denizden kopması düşünülemez bile. Çok enfes kumsallarımız vardır. Tepealtı, Efirli, Uzunkum, Aktaş, Çaka kumsalı bunlardan bazılarıdır. Ordulu için plajlar yaz mevsiminde günlük hayatın en önemli eğlence ve spor mekanlarındandır. Yanmadan önce bronzlaşmak için bizim kıyılarımızı tercih edenler asla pişman olmazlar. Ordu'da kış mevsiminin yaşamın bir parçası olduğunu öncelikle belirtmek gerekir. Yaz ayları boyunca tabiatın içinden hiç ayrılmayan biz ordulular, kışın haşin ve fakat keyifli ortamından da ayrılmayız. Bizim için kış, yılın farklı ve keyif veren yüzüdür dersek abartmamış oluruz. Koyunlarla yine iç içedir ordulu kış ortasında. Tipi fırtına dinlemez. Beyazlara bürünen kış manzarasını doyasıya yaşamak için yaylalara bile çıkar. Yeri gelmişken söyleyelim, kar kayağı için oldukça uygun yörelerimiz vardır. Söz gelimi Turnalık, Yokuş Dibi, Çambaşı, Aydoğan Tepesi, Perşembe ve Argan yaylaları ile Mesudiye'nin birçok yeri gibi. Ordu'da mısır kültürü çok yaygındır. Mısır tarımı son zamanlarda azalmış olsa da ordulu mısırsız yaşayamaz. Olgunlaşan mısırlar biçilmeye başlanır, ya sırtta veya hayvanlarla evlere, harmanlara taşınır, yahut kuruması için çıtırman haline getirilir. Bir süre sonra mısır koçanı sapından çıkarılır ve imece halinde soyma işlemine geçilir. Güneşte kurutulan mısır koçanları dövülerek tanelenir, ardından yük hayvanları ile su değirmenlerine taşınır. Değirmenlerde öğütülen mısır, elenerek ekmek yapılacak hale getirilir. Mısır aynı zamanda çorbası yapılmak üzere el değirmenlerinde ezilerek kırılır. Ordu'nun sahil kesiminde balıkçılık önemli geçim kaynağıdır. Balığın ve hamsinin çok çeşitli yemekleri yapılır. Buğulama, kızartma, çorba, sebzeli gibi. Fındığın dünyada en fazla üretildiği yer Ordu'dur. Fındık, Ordulu'nun mayasında vardır. Türkülerin, düğünlerin, kısacası yaşamın adıdır fındık. Temel geçim kaynağıdır fındık. Alacaklılar, borçlular fındığı bekler. Genç kızlar, delikanlılar evlenmek için fındık sezonunu gözlerler. Ordu yöresinde kaval, düdük, zurna, klarnet gibi çeşitli müzik aletleri yapılır. Klarnet, saz, bağlama, davul, zurna, kemençe, kaval gibi çeşitli müzik aletleri yapan ustalarımız yöremizde müziğin ne denli yaygın olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca her çeşit enstrümanı mükemmel şekilde çalan ustalarımız ile Türk halk ve Türk sanat müziğine kazandırdığımız ulusal çaptaki müzik değerlerimizle ordulular olarak haklı bir onur duyuyoruz. Oh,
ilimizde eğlence kültürü oldukça yaygındır. Ordulu çalışmasını da eğlenmesini de bilir. Yeri gelir yorulmak bilmez, habire çalışır. Yeri gelir doyasıya hayatın keyfini çıkarır. Zekası da, bedeni de kıvraktır ordu insanının. Özellikle gençler, keyiflerince ve tadını deyim yerindeyse ölesiye çıkarır hayatın. İşin doğrusu, yöremizin insanı yaşına yakışan eğlenceyi bilir. Milli bayramlarımız ve yılbaşı kutlamaları devlet erkanı başta olmak üzere her kesimden insanın katılımıyla neredeyse keyifli bir eğlenceye dönüşür. Tanıtım filmimizi bitirirken gezi görmeyi sevenler için ilimizde Ünye'den Gülyalı'ya kadar çok modern konaklama ve yeme içme ve eğlence mekanlarımızın bulunduğunu özellikle belirtmek isteriz. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı otel, motel, lokanta ve tatil komplekslerinden başka çok nezih, hizmette kaliteyi yakalamış modern tesislerin, mekanların mevcudiyetini ilimizi tercih edenlere özellikle hatırlatmak isteriz. Turistik tesislerimiz, güler yüzlü personeli, kaliteli hizmet sunumu, gerekli tüm birimleriyle sizleri Ordu'ya bekliyor. Ailesiyle, dostlarıyla mavi bir rüyayı birlikte yudumlamak isteyenlere, Ordu sahillerindeki yerel menüsü zengin lokantalarımızı, çağdaş donanımlı konaklama tesislerimizi ve eğlence mekanlarımızı bilhassa tavsiye ederiz. Ordu'da birçok oyun çeşidi vardır. Bunların en önemlisi ise karşılama oyunudur. Geleneklerinde, genlerinde vardır ordulunun hareketlilik. Davul zurna çalmaya görsün hele bir ordu insanı. Adeta kendiliğinden oynamaya başlar. Hareketi, heyecanı, enerjisi hiç ama hiç bitmez. Tıpkı Karadeniz gibi.